Hadi şu asansör motorunu monte edelim. Leo ile ben yerine sabitleyeceğiz. Ve Wendy, sen de tesisatını kuracaksın. Tamamdır Bob. Takımla tanışın millet, biz bir ekibiz. Elimden pek çok iş gelen mutlu aileyiz. Herkes bağırsın, yaşasın ve alkışlasın. Biz bir ekip, ekibiz. Herkes bağırsın, yaşasın. Tiny, yük kafesini tekrar gönderir misin lütfen? Bob'a göndermemiz gereken aşırı ağır bir yük var. Hemen geliyor. Aşırı ağır bir yük yukarı doğru geliyor. Ne yapıyorsun Scoop? Spik şeridin tümünü göreceğim. Peki bunun iyi bir fikir olduğunu mu düşünüyorsun? Benim için endişelenme Lofty. Tekerlerimi sürekli kabinin içinde tutacağım. Ağır yük en üst kata çıkacak Tiny. O zaman kule gücünün vakti geldi. Yukarı çıkıyorum, yukarı çıkıyorum. Hala yukarı çıkıyorum. Olamaz. Düşündüğümden de yüksekmiş. Spring şehrinin tümünü görebiliyor musun Scoop? Evet. Hem de her yerine bak. Nasıl görünüyor? Her şey çok yüksek görünüyor. Bence yukarısı sandığı kadar hoşuna gitmedi. Pekala, şimdi sadece asansör kabinini monte edeceğiz. İmdat! Bu Scoop'un sesine olamaz. Benziyor. Yardım edin! Yukarıda ne yapıyor böyle? Görünüşe göre tekrar aşağıda olmak istiyor. Olamaz! Dengede kalmazsa olan! Hayır! Tiny, kafesi aşağı indirmelisin. Scoop içinde. Tamamdır Bob. İniyor. Olamaz. Hayır. Olamaz. Nereye gitti öyle? Scoop. İyi misin? Hayır. Olamaz. Dengede durmakta iyi değilimdir. Ne yapacağız şimdi? Göz alıcı. Kendi etrafında döndüğünde çok daha göz alıcı olacak. Döndüğünde mi? Ama bütün meyveli süt dökülür. O gerçek meyveli süt değil Mac. Sadece maket. Biliyordum. Ben çalıştırmak için motoru ve tüm elektrik şebekesini yerleştireceğim. Şef Teti'nin meyveli süt pas çok eğlenceli bir yer olacak. Bundan emin olabilirsin. Şef Teti. Yaşasın. Hola. Ni hao. Konnichiwa. İyi günler. Burada ne arıyorsun şef? Daha işimiz bitmedi. Biliyorum ama siz meyveli süt pastanesini yaparken ben de Les Teti'li, Teti Tastik'li bir karışım yapacağım sizlere. Les neli, ne tastik ne? Meyveli süt pastanesinin özel meyveli sütü. Harika. İçinde ne var? Hiçbir fikrim yok. Yeni malzemeler denemeye bayılırım. Hepsini karıştırıp ne çıkacağını göreceğim. Vay! O halde ekip, işe başlayalım. Mac, sen çakıllı kumu yayacaksın. Lofty, sen malzemeleri yükleyeceksin. Ve Scoop, sen de Tuton'la otopark için beton karacaksın. Pekala, yapabilir miyiz? Evet, yapabiliriz. Elimden pek çok iş gelen mutlu aileyiz. Herkes bağırsın, yaşasın ve alkışlasın. Biz bir ekip, ekibiz. Herkes bağırsın, yaşasın. Hey, Tuton. Şef Teti'nin meyveli süt pastanesi çok eğlenceli bir yer olacak ya. Bu yüzden betonla biraz daha eğlenceli bir şey yapabileceğimizi düşündüm. Daha eğlenceli mi? Yani yeni malzemelerle deneyler yapalım. Bir karışım yapıp ne çıkacağını görelim. Hayır. Betonla asla oyun olmaz Scoop. Her zamanki betondan yapacağız. Yani her zamanki betondan mı? Kesinlikle. Düz, pürüzsüz ve olabildiğince gri. Hmm. Şimdi
Yaptığım meyveli sütleri tadıp hangisinin gerçekten süt tastik olduğunu söyleyecek birine ihtiyacım var. Bir şeyin süt tastik olup olmadığını söyleyebileceğimden pek emin değilim. Aa, bu çok kolay. Tek yapman gereken bu köpüklü, kremalı, tatlı, meyveli, nefis lezzetin tadına bakmak ve ne düşündüğünü söylemek. Ben yaparım. Pekala, bir deneyeceğim. Hadi hep birlikte bir tadım molası verelim. Merhaba Scoop. Nasıl gidiyor? İyi değil. Baret tamam. Alet kemeri tamam. Mayonez tamam. Yemek yapabilir miyim? Evet yapabilirim. Ben de Leo bugünün ne kadar sürprizli olduğunu bilmiyorlar. Onlara bir sürpriz hazırlıyorum Pilchard. Sardalya sandviç a la Bob. Günaydın ekip. Günaydın Bob. Gidelim. Bugün Şef Teti'nin yepyeni döner restoranındaki işlerini bitiriyoruz. Tamam mı çocuklar? Adı Uçan Tava. Yuhu. Harika. Uzay gemisine benziyor. Amaç da bu Scoop. Pekala, ben mutfağı yaparken Leo, Mac, Scoop ve Lofty bu girişi süsleyecek. Başka bir gezegendeymişiz gibi uzay gemisi rampamız ve ay taşlarımız olacak. Yaşasın! Ben de tavanın bir atlı karınca gibi dönmesi için elektrik tesisatını yapacağım. Müşteriler böylece yemek yerken farklı manzaraların keyfini çıkaracak. Kulağa eğlenceli geliyor. Evet! Ve ikiniz için çok özel bir sürprizim var. Öğle yemeği için özel yemeğimi hazırladım. Sardalyeli sandviç. Yaşasın! Hey. Heyecanlanacağınızı biliyordum. Pam, 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 merhaba Şef Teti. Pam, pam, pam. Oh, en sevdiğim inşaatçı ekip dostlarım. Yardım edebilir miyiz? Evet. Bunlar bu akşamki açılış ziyafetindeki şefin özel yemekleri için. Kremalı patlıcan, fettuccine ve ocakta ızgara yapılmış biberiyeli köfte. İşte bu kulağa lezzetli geliyor. Ama benim sardalyeli sandviçlerim kadar değil. Pekala ekip. Yapabilir miyiz? Evet, yapabiliriz. Takımla tanışın millet, biz bir ekibiz. Elimden pek çok iş gelen mutlu aileyiz. Herkes bağırsın, yaşasın ve alkışlasın. Dostlarla birlikte bugün çok çalışıyoruz. Biz bir ekibiz. Herkes bağırsın, yaşasın! Bölme nedir Wendy? Hayvanat bahçesinde bir hayvanın yaşadığı yerdir Scoop. Burası zürafanın özel yuvası olacak. Oo, gerçek bir zürafa, zürafalara bayılırım. En sevdiğim hayvandır çünkü boyunları çok çok uzundur. Tıpkı benim vinç kolum gibi. Öyleler. Bu harika Lofty. Pekala, sana dışarıda ihtiyacımız var. Tabii Bob. Bütün inşaat malzemelerimizi çitin diğer tarafına geçirmen gerekiyor. Tamamdır Bob. Biz de içeride zürafa bölmesini bitiriyor olacağız. Pekala ekip, gidelim. Oo, zürafayı görmek için sabırsızlanıyorum. Olamaz. Bu çit gerçekten çok yüksek. Üstünden zürafayı asla göremeyeceğim. Evet, işin temel kısmını hallettik. Sadece Lofty'nin taşıyacağı şu malzemeler gerek. Pekala ekip, gidiyoruz. Bob, Bob. Ne oldu Jenny? Gertie'yi kaybettim. Uzun tüylü peru kobayını. Onu besliyordum ama durup dururken ortadan kayboldu birdenbire. Gerçekten ne yapacağımı bilmiyorum. Her yere baktım. Ben mi hayal görüyorum yoksa Jenny'nin saçı hareket mi ediyor? Jenny, sanırım bakmayı unuttuğun bir yer olabilir. Olamaz. Beni maymun evine dönmek zorunda bırakma. Merak etme.
İşte burada. Seni yaramaz şey. Teşekkürler Wendy. Vay, burası muhteşem görünüyor. Zürafanın seveceğinden eminim. Zürafanın bir adı yok mu Jenny? Gertie'nin olduğu gibi. Henüz yok Fırıl. Belki de buraya geldiğinde ona bir isim verebiliriz. Pekala, artık seni bölbene geri götürmeliyiz Gertie. Gertie. Pekala. İşe koyulsak iyi olacak. Yapabilir miyiz? Evet, yapabiliriz. Takımla tanışın millet, biz bir ekibiz. Olamaz. Bu şey çok dikkat gerektiriyor. Hadi Bay Bentley. Bu kadar uzun süre gülümseyemem. Ha, evet, işte oldu. Sanırım. Tamamdır. Nasıl hissediyorsun Scoop? Harika. Yine kadar sevdiğimi biliyorsun. Scoop, onun adı kırıcı. Hatırlaması da kolay. Çünkü bir şeyleri kırmaya yarıyor. Şimdi anlıyorum. Artık başlayabilir miyim Bob? Başlayabilir miyim? Çok heyecanlıyım. Scoop aşırı heyecanlandığında geriliyorum. Çünkü kırıcıyı kullandığında her zaman heyecanlanıyor. Kırıcı nedir? Hayır, dadadadanın adı dadadada değil. Evet, bu sadece çıkardığı ses. Neyi çıkardığı ses? Yani kırıcı, bak. Lütfen fazla heyecanlanmamaya çalış. Pekala Scoop. Telin hizasına kadar kazmalısın. Yoksa yağmur suyu düzgün biçimde akıp gitmez, anladın mı? Evet, anladım Bob. Hemen başlayabilir miyim? Kırmak istiyorum. Yani tabii dikkatlice kırmak istiyorum. Kırabilir miyim? Lütfen. Tamam Scoop, ama sadece bir soruya cevap vermen kaydıyla. Nedir o Bob? Yapabilir miyiz? Evet, yapabiliriz. Takımla tanışın millet, biz bir ekibiz. Elinden pek çok iş gelen mutlu aileyiz. Herkes bağırsın, yaşasın ve alkışlasın. Dostlarla birlikte bugün çok çalışıyoruz. Biz bir ekip, ekibiz. Herkes bağırsın, yaşasın. Sakin ol Scoop. Dünyanın merkezine kadar kazmamıza gerek yok. Orası derin değil mi? Olamaz. Dikkat et Scoop. Sadece dayı dikkatli kullan diyorum. Tamam, bağırmana gerek yok. Bu çok eğlenceli. Aslında çalışıyor Bob. Sadece düzgün çalışmıyor. Ona bir bakarım. Hayır. Sanırım sorunun ne olduğunu biliyorum. Şu düğmeyi çevir, voltajı artır. Tamam, Wendy, bir daha dene. İyi görünüyor. Bir Bob elinin değmesi lazımmış. Muhteşem Pixum şehrinin saygıdeğer halkı. Hepiniz toplanın. Son derece asil bir tarzım var değil mi Başkan Madison? Şu anda konuşamam Bay Bentley. Yapılacak listesiyle meşgulüm. Bir kale olmadan Orta Çağ Festivali düzenleyemeyiz, öyle değil mi? Kale tamam. Festivalde bu akşamki başrolüm için çok heyecanlıyım. Acaba kostümüm nasıl olacak? Hendek tamam. Okul piyesinde oynadığım step dansı yapan 5 numaralı ananastan bu yana ilk rolüm olacak benim. İlk rolüm. Kale kapısı. Kalenin bir kapısı yok. Ama ihtiyacımız olacak. Bu iş için hemen Bob'u görevlendirelim. Merhaba Başkan Madison. Kale için yeni bir kapı mı? Elbette yapabiliriz. Hemen oraya geliyoruz. Bu harika haber Bob. Birazdan görüşürüz. Evet, kale kapısı. Bob yapacak. Bob
Pekala, festivale özel bir şapka almak için eski şapka dükkanına gideyim. Pekala ekip, kale için yeni bir dervaze yapmamız gerekiyor. Pekala, dervazenin ne olduğunu bilen var mı? Bir tür balık mı? Kaldırılıp indirilebilen büyük bir kapıdır. Eski çağlarda rakipleri dışarıda tutmak için kullanılırmış. Kesinlikle haklısın Leo. Girişi koruyan bir kapı olmadan hiçbir kale tamamlanmış sayılmaz. Ve anlaşılan asma köprüde de bir miktar tamir işimiz var. Haklısın Wendy. Burası biraz çürümüş. Ama ağır makineler üstünden geçmedikten sonra hiç sorun değil. Dolayısıyla üçünüz asma köprüye çıkmamak konusunda dikkatli olun. Tamam Bob. Bu akşamki festivalden önce onu tamir edeceğiz. Ama önce kale kapısını yapacağız. Doğru. Peki yapabilir miyiz? Evet, yapabiliriz. Takımla tanışın millet, biz bir ekibiz. Elimden pek çok iş gelen mutlu aileyiz. Herkes bağırsın, yaşasın ve alkışlasın. Dostlarla birlikte bugün çok çalışıyoruz. Biz bir ekip, ekibiz. Herkes bağırsın, yaşasın. Bize kalelerden bahset Bob. Pekala, kalelerde kimler mi kalıyordu? Kral ve kraliçeler, ayrıca çocukları yani kraliyetin çırakları olan prensler ve prensesler. Bir nevi senin gibi Leo. Evet, kesinlikle. Tıpkı benim gibi. Vay, Bob ve Wendy sana bu ağaç evi mi yapıyor? Bana değil JJ, bize. Onun Spring şehri roketlerinin ilk kulüp evi olmasını istiyorum. Pek planladığımız gibi değil. İlk kulüp evimiz mi? Gerçekten mi Safi? Evet. Wendy benim kahramanım ve her şeyi inşa edebilir. Değil mi Wendy? Kahramanlar öyle midir ki? Buna nasıl hayır diyebilirim ki? O zaman ilk kulüp toplantımızı bugün çay saatinde yapabiliriz. Ağaç ev bugün mü bitsin istiyorsun? Çay saatinde mi? Evet lütfen. Sorun olmaz değil mi Wendy? Elbette. Sonuçta ben bir kahramanım. Teşekkür ederiz. En iyi kulüp evi olacak. Pekala ekip. Güzel bir ağaç evi inşa edeceğiz ve bunun için bir günümüz var. Yeni bir program gerekiyor. Bob ve Mark, siz depoya geri dönüp kiriş taşıyıcılar için kereste keseceksiniz. Lofty, sen kalıp bana yardım edeceksin. Sonra ben temellere beton dökmek için diziyi çağıracağım. Pekala, kahraman Wendy. Bu senin işin ve bence sen söylemelisin. Gerçekten mi Bob? Tamam o zaman. Yapabilir miyiz? Evet, yapabiliriz. Takımla tanışın millet, biz bir ekibiz. Elinden pek çok iş gelen mutlu aileyiz. Herkes bağırsın, yaşasın ve alkışlasın. Herkes bağırsın, yaşasın ve alkışlasın. Dostlarla birlikte bugün çok çalışıyoruz. Biz bir ekip, ekibiz. Ekip, ekibiz. Herkes bağırsın, yaşasın. Şimdi ne yapıyorsun? Scoop. Affedersin ama rahatsız edilmemeliyim. Bu kiriş taşıyıcıları istenilen ölçüde kesmeliyim. Şimdi ne yapıyorsun? Az önce yaptığım şeyi. Scoop, canın sıkıldıysa yeni getirilen taşları derleyip toparlayabilirsin. Hop, affedersin Bob. Seni rahatsız mı ettim?